Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Deva ve Gelecek Partilerinin de katılımıyla oluşturduğu altılı masa, seçime 9 ay kalmasına rağmen ortak aday çıkaramaması, masa üyeleri arasında tartışmaların başlamasına neden oldu. Bir süredir, masadan ortak aday çıkmazsa dağılma kaçınılmaz olur uyarıları gelmekteydi. Dağılmanın işaretleri Deva ve Gelecek Partilerinin genel başkanları arasındaki atışmayla ortaya çıktı. Ortak aday belirlenmeyi geciktiren nedenlerden biri de CHP'nin kendi adayı konusunda parti içinde uzlaşma sağlayamamasıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylık ısrarını sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ise diğer aday adayları arasındaki örtülü ve açık rekabetten sessiz kalarak avantaj sağlayabileceği umudunu koruyor. Bu süreç bir süredir Kılıçdaroğlu lehine dönmüştü. Ancak henüz tamamlanmış denilemezdi. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Ankara'da neler olup bittiğini en iyi takip eden gazetecilerden biri olduğunu dün bir kez daha gösterdi. Hem CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, ittifakın kurucusu ve bugüne gelmesini sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP'nin en alttaki üyesinden en üstteki MYK'sına kadar hepsinin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur açıklamasının, daha önce başka CHP'li yöneticilerin gönlümüzden geçen aday açıklamalarından farklı olduğuna dikkat kesilerek kısa bir soruşturmayla yeni bilgilere ulaştı. Yiğitel'in işaret ettiği ilk nokta, Ağbaba'nın daha önce İBB Başkanı İmamoğlu'na Malatya'da miting yaptırmış olmasıydı. Ağbaba tarafını değiştirmiş, ardından en alttaki üyeden MYK'ya kadar Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşıldığını ilan etmişti. İkinci noktada, Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı konusunda altılı masadaki diğer 5 genel başkanın tavırları ölçüp değerlendirdiği ve ikiye karşı dörtlük bir avantaj gördüğüydü. Kılıçdaroğlu, bunu yakın gördüğü milletvekilleriyle de paylaşmış. Muhtemelen parti yöneticileriyle de. Zira parti yöneticilerinin sık sık Kılıçdaroğlu adayımızdır ifadelerini kullanması bunun göstergesi. Ağbaba kadar açık konuşmak için önce İmamoğlu ve Yavaş'ın yarıştan düşmesi gerekiyordu. Anlaşılan düşmüşler ve çekildiklerini kesin olarak ilan etmeseler de Kılıçdaroğlu adının masaya getirilmesinin zamanı gelmiş. Zira ortak aday için isim konuşulmadıkça dağılmak kaçınılmaz olacak. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi adını açıkça ortaya koymadıkça parti içinde özellikle İmamoğlu'nun fırsat kovalaması da devam edecek. Dikkat etmişsinizdir. İmamoğlu da son ifadeleriyle aday olmama yönünde bir tık daha net konuştu. Kılıçdaroğlu'nun önce CHP içi adaylık yarışını kazanması gerektiğini daha önce de yazmıştım. Bu yönde attığı adımları biliyoruz. Ancak bence son bir adımı bunun çok enteresan bir göstergesi oldu. Kılıçdaroğlu bugüne kadar kendisi için Bay Kemal ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hitabını ilk kez üstüne alındı ve karşı taarruz için kullanmaya başladı. Bunu neden daha önce akıl edememişlerdi? Mesele akıl etme meselesi değil. 20 yıldır açık bir gerçek var. Erdoğan rakip olarak muhatap aldığını daha popüler hale getiriyor, güçlendiriyor. Elbette Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak yıllardır Erdoğan'ın en yakın rakibi ve doğrudan muhatabı. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iç rekabetleri var ve Erdoğan'a daha güçlü bir muhataplık oluşturması gerekiyordu. Erdoğan'ın Bay Kemal hitabını üstlenerek bir başkasının sahip olmayacağı yeni bir muhataplık düzeyi edindi. Bunun da yukarıda belirttiğim Melik Yiğitel'in ete kemiğe büründürdüğü süreçlerle aynı zamanlarda gerçekleşmesi tesadüf değil. Sırada HDP'nin ne diyeceği var. Altılı masanın yancı ortağı HDP'nin ilk tercihinin İmamoğlu olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu içinse kazanacak aday değil düşüncesi vardı. Bu düşünce Kılıçdaroğlu için CHP'ye yakın her çevreden sıkça dile getirildi. Hatta Kılıçdaroğlu'na açıktan seninle kazanmayacağız, çekil çağrıları yapıldı. İnternette videolar yayınlandı. Ancak CHP son anketlerde Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun açık farkla önüne geçtiğini, Mansur Yavaş'ı da bazı anketlerde geride bıraktığını dile getiriyor. Ancak her durumda HDP oyları olmadan %35'lerin üzeri garanti görünmüyor.
Bu nedenle HDP'nin ne diyeceği önemli. HDP kanadında da belki anketlerin etkisiyle Kılıçdaroğlu'na mesafeli bir destek görünüyor. Ancak CHP'liler Kılıçdaroğlu kendi adını altılı masaya getirdiğinde HDP de itiraz etmeyecek diye düşünüyor. Amerika'da küçülme ve Avrupa'da durgunluk bize fırsat mı? Bu sorunun cevabı evet olabilir ama amalı bir evet bu. Ekonomistlerden edindiğim izlenim, gerekenleri yaparsak ve bazı sıkıntıları ortak bir şekilde çekmeye hazırlanırsak, nihayetinde Türkiye için avantajlı durumlar görünüyor. Tabii burada ilk şartı yerine getirmek önemli, gerekenleri yapmak. Uluslararası Finans Enstitüsü baş ekonomisti Robin Brooks'un Türkiye'nin ihracat kabiliyetine işaret ederek tek gereken makro istikrar, Türkiye hızla yükselecek yorumu önemli. Putin'i sahaya sokmanın ne alemi vardı? Fenerbahçe ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı arasında oynanan maçta Vladimir Putin tezahüratı yapılması üzerine durmak gerek. Dün Fenerbahçe kulübünden resmi bir açıklama gelene kadar bekledim. Akşamın sürmanşetinde Fenerbahçe'ye yakışmadı başlığını koydum. Bekledim. Ancak saat 17'ye yaklaşırken açıklama geldi, başlığı değiştirdim. Fenerbahçe kulübü, kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmiyor diyerek tezahürat sahiplerini reddetti. Geçmiş de olsa kabul. Zira maçın çekişmeli geçmesi, 120 dakika boyunca süren yüksek heyecan, yenilgi endişesi ve benzeri mazeret olamaz. Ukrayna, Rusya'nın işgal girişimine uğrayan taraf. Devlet Başkanı Putin, sahadaki Ukraynalı futbolcular ve Türkiye'de yerleşik veya işgal nedeniyle Türkiye'ye sığınmış Ukraynalı taraftarlar için işgalci gücün lideri. Türkiye bu savaşın taraflarından biri değil. Aksine Türkiye, savaşın bitmesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Ukraynalıların can güvenliği için dünyada en güçlü inisiyatifleri almış bir ülke. Sporda yenmekte, yenilmekte var. Yensen de yenilsen de taraftarın seninle sloganına ne oldu? Ukrayna takımına karşı Putin'i sahaya sürecek kadar akıl ve izan kaybına uğrayacak kadar zayıf mıyız? Değiliz, Fenerbahçe taraftarları da değil. O yüzden kısa sürede bu utandıran tezahürat kesildi. Ama Allah aşkına, en gelişmiş ses ve görüntü sistemleriyle donatılmış stadyumda bir anons yapılamaz, ekrana bir uyarı yansıtılamaz mıydı? Bakın, UEFA soruşturma başlattı. Yarın üstelik korunmasına, kurtulmasına en çok destek verdiğimiz Ukrayna'ya karşı ayıp ettiğimiz için ceza alırsak utanmayacak mıyız? En azından utandırıcı bir yaptırımdan kurtarırdı böyle bir tepki. Bunun üzerinde durmak gerekir.